Aziz ve sevgili Ak Televizyon izleyicileri ve Ak Radyo dinleyenleri, Kur'an-ı Kerim sohbetimize devam ediyoruz. Bakara suresinin 61. uzun ayeti kerimesi. Efendim, bu ayet-i kerimeyi teberrüken okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. اِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ اَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٍ اِهْبَطُوا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَا شَهِرْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا أَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Eğer fırsat olursa bu ayet-i kerimeyi bitirdikten sonra belki ondan sonraki ayet-i kerimeye geçebiliriz. Zaman dolarsa onu bir dahaki haftaya inşallah Allah izin verirse konu ediniriz. Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazretleri Bakara Sure-i Şerifesinin bu okuduğum 61. ayet-i kerimesinde yine Yahudilere hitaben buyuruyor ki ve iz kultum, hani demiştiniz ki ya Musa len nasbura ala ta'amin vahidin. Ey Musa, biz tek bir yemeğe sabredemeyeceğiz. Fed'u lena rabbeke, sen Rabbine dua et. Yukhric lena mimma tunbitul ard, yerin çıkardığı nebatattan bizim için min bakliha, sebzelerinden çıkartsın karşımıza topraktan. Ve kıssaiha, acurlarından çıkarsın. Ve fumiha, efendim sarımsağından çıkarsın. Ve adesiha, mercimeğinden. Ve basadiha, böyle bunlardan çıkarsın toptan bitirdiği nebat bitkiler içinden. Rabbine dua et, bunları bize çıkarsın dediler. Onun üzerine Musa Aleyhisselam onlara tevbih yoluyla efendim azarlamak ve yaptıkları isteklerin efendim doğru olmadığını belirtmek üzere اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذ۪ي هُوَ اَدْنَى بِالَّذ۪ي هُوَ خَيْرٍ, siz daha hayırlı olanı vererek, bırakarak onun yerine daha aşağı olanı mı değiştirmek istiyorsunuz? اَتَسْتَبْدِلُونَ, değiştirmek mi istiyorsunuz, değiştirilmesini mi istiyorsunuz? اَلَّذ۪ي هُوَ اَدْنَى, daha aşağı olanı. İllezi hüve hayır, bağı mukabile denilir bu K'ye, daha hayırlı olanın mukabilinde. Yani elinizdeki daha hayırlıyken, daha aşağı olanını mı değiştirilmesini istiyorsunuz, talep ediyorsunuz? İhbetu Mısran, bir şehre, bir efendim beldeye, inin o zaman, buradan gidin bir beldeye, fe inne lekum ma seeltum. Çünkü orada sizin için olur istediğiniz şey, aradığınız, talep ettiğiniz şey orada mevcut olur. Orada sahip olabilirsiniz ona diye onları tevdih yoluyla böyle dedi. Ve durbet aleyhimuz zilletü vel meskenetü, ve onların üzerine zillet efendim izam edildi, efendim yazıldı, gönderildi ve miskinlik gönderildi. Ve ba'u bi gadabim minallah, ve Allah'tan bir gazaba döndüler. Efendim maruz oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Efendim zalike bi ennehum, bütün bu hallerin, kötü durumların, Allah'tan kendilerine verilen bu cezalara uğramalarının sebebi, çünkü onlar bi ennehum kanu yekfurune bi ayatillah, Allah'ın ayetlerine kafir oluyorlardı. Ve yaktulune nebiyyine bi gayril hak, haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Zalike bima asal ve kanu ya'tedun, ve bu
isyan etmiş oldukları için ve çizgiyi, haddi aşmış olduklarından dolayı idi. Şimdi tabii daha önceki haftalarda konuştuğumuz, anlattığımız konularla, ayet-i kerimelerle ilgili bu ayet-i kerime. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazretleri nimetlerini hatırlatıyor. Hani hatırlayın şu olayları, şu olayları diye. Efendim, İsrail oğullarına kendi tarihlerinden, kendi sevdikleri efendim mazilerinden, ecdatlarından, peygamberlerinden o devirdeki olayları hatırlatıyor. Bak bunları hatırlayın. Mümin kavimlerinin imanlarına uygun hareket edince ne nimetlere nail oluyorlar tarihinizden. Görün, eğer imanlarının gereğini yapmazlarsa ne felaketlere uğruyorlar. Tarihlerimizdeki olayları göz önüne gelin, getirin, hatırlayın diye onlara mazilerini, iyi bildikleri kitaplarında yazılı olan alimlerinin, hahamlarının kendilerine anlattıkları olaylardan ibretli olanlarını hatırlattırıyor. Burada da yine öyle bir hatırlatma var. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazretleri İsrail oğullarını Mısır'da Firavun'un zulmüne uğramaktan kurtardı. Kendi içlerinden bir peygamber çıkardı, Musa Aleyhisselam. Efendim, o peygamber oldu. Mısır'dan onları Firavun'un zulmünden kurtardı. Ve bunlar o diyardan çıkıp kaçarken arkalarından Firavun'un ordusu kovaladı. O esnada bunlar denizi geçtiler. Allah-u Teala Hazretleri asan ile denize vur deyince 12 yol açıldı. Geniş, Gatti-i Kübra, Bulvar gibi. Ondan karşıya geçtiler, kurtuldular. Gözlerinin önünde kendilerini kovalayan Firavun ve ordusu boğuldu. Ondan sonra susuz, gıdasız, şehirsiz, efendim gölgesiz bir çöl geçtikleri taraf. Ama orada da Cenab-ı Hak lütfetti. Musa Aleyhisselam'ın duasıyla, efendim bereketiyle, efendim Allah-u Teala Hazretleri orada onları bulutlarla gölgelendirdi. Yakmadı güneşin altında cayır cayır ve efendim kudret helvasıyla bıldırcın eti yemelerini nasip etti, geçen haftalar anlattığım gibi. Efendim su istediler, taşa vur diye emir buyurdu Musa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam asasıyla taşa vurunca 12 tane pınar efendim fışkırdı. Oradan su ihtiyaçlarını karşıladılar. Bunlar türlü türlü nimetler ve Allah'ın ayetleri bunlar. Yani ayetler bir taraftan mukaddes kitapların cümlelerine ayet deniliyor. Bir taraftan da inansınlar diye insanlara gösterilen olağanüstü lütuflar, mucizelere de ayet deniliyor. Bütün bunları gördüler. Gözlerinin önünde cereyan etti. Ama yine de efendim içlerindeki kötü duygular, bazı edepsizlikler ettiler. Burada o anlatılıyor. Hani ne demiştiniz, yani sizin ecdadınızdan, sizin mensup olduğunuz inançtan, Musa Aleyhisselam'a bağlı insanlar arasından birileri ne demişti? Hatırlayın tarihinizi. Biz bir yemeğe sabredemeyiz artık. Bıktık. Bu bir yemek neydi? Bir teviye, yeknesak, yani batı dillerinde monoton dedikleri, efendim her gün bıldırcın eti, kudret helvası, bıldırcın eti, kudret helvası sabah akşam bıkmışlar. Efendim, bunu artık lennasfıra sabredemeyeceğiz. Buna, efendim böyle aynı cins yemek yemeye sabredemeyeceğiz. Rabbına dua et de bize şu 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 nimetleri yerden bitirsin. Yani bir taraftan biliyorlar, dua edince Cenab-ı Mevla'nın neler verdiğini görüyorlar. Efendim bitirsin diye neler istediler? Efendim bak liha mimma tüm bitil art. Yerin bitirdiği sebzelerden, mahsullerden neyi istediler? Min bak liha. Bakıl efendim yeşillik demek. Sebze dediğimiz. Sebze de Farsça, yine yeşillik manasına geliyor. Her çeşit sebzeye bakıl deniliyor.
min bakliha ha zamiri arza gidiyor. Yani arzın yeşilliklerinden. Türleri sayıyorlar istedikleri. Ve kıssaiha kaf ve pertekse ile efendim elif-i mevdude ile, yani elif arkasından hemze. Kıssa bizim acur dediğimiz salatalık efendim, kabak veya efendim salatalık acur demek efendim, ama aynı familyadan, aileden, belki ona benzer, belki bizim bildiğimizden biraz farklı, efendim, kabak gibi şeyler istediler. Ve fumiha, bu fumiha yerin fumundan, bazı rivayetlerde, bazı alimlerin rivayetlerinde fum, buradaki fe, pertekse ile değişebilen bir telaffuzdur. Efendim sumuha demek, sum da sarımsak demek. Efendim buradaki fumiha, yani sumuha, sarımsağından, yerin sarımsağından istiyorlar. Bazı alimler de efendim demişler ki bu Beni Haşim lügatında, efendim Anadolu Arabistan'ın bazı yerlerinde fum buğday manasına kullanılır. Ekmek yapılan efendim buğday demektir. Ekmek istiyorlar demek ki buğdayından demiş oluyorlar. Ya da efendim sarımsak da zaman zaman istemiyor, şifalı bir ot. Efendim sarımsağından. Ve adesya, ades mercimek demek. Efendim gözü efendim böyle büyütece adese diyorlar biliyorsunuz. Yuvarlak olduğu için efendim oradan mercimekte yuvarlak olduğundan ades mercimek istiyorlar. Ve basalıha soğan, basal da soğan demek. Toprağın bitirdiği bu şeylerden, sebzelerden, kabaktan, efendim batalığından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından Allah çıkartsın yerden, Rabbuna dua et de biz bunları yemek istiyoruz dediler. Şimdi tabii olağanüstü bir devre geçiriyorlar. Efendim Allah-u Teala Hazretleri koruyor, yardımcı oluyor ama sabretmeleri lazım yani müminin. Efendim edep sahibi olması lazım, sabretmesi lazım. Bunlar efendim o kadar hayatlarının kurtulduğundan, düşmanlarının gözlerinin önünde helak olmasından sonra edeplerini takınıp sabretmeleri gerekirken bu sefer buna tahammül edemeyiz demeye başladılar. Halbuki tahammül edemedikleri şey insanın beslenmesi için yeterli her türlü efendim besleyici şeyi, efendim malzemeyi ihtiva eden bıldırcın eti gayet güzel, kıymetli bıldırcın eti, kıymetli efendim öteki soğan, sarımsak efendim onun yanında daha aşağı. Tabii onları böyle sabırsızlık göstermeleri dolayısıyla efendim bir de söyleyiş tarzı ilginç. Yani Rabbimize dua et demiyorlar, dememişler. Efendim şey demişler. Sen Rabbine fed'u ila rabbike, fed'u lena rabbeke. Yani bizim için sen Rabbine dua et. Yani Musa aleyhisselamın Rabb'ı da onların Rabb'ı değil mi? Rabbimize dua ediver, affetsin, bağışlasın tarzında söylemeyip de öyle kendilerini geri çekip sen Rabbine dua et diye göstermeler de tabii bir söz söylemeler de bir efendim tatsız zihniyetin ifadesi oluyor. Tabii bütün bu istedikleri şeyler yani salatalık, kabak, efendim soğan, sarımsak, efendim sebzeler, mercimek vesaire işte o eski hayatlarını özlediklerini gösteriyor. Yani Mısır'daki yaşantılarında o zaman orada vardı. Orası toprağı bu gibi şeyleri bitiriyordu. İyi ama orada da şey yoktu, hürriyet yoktu. Zulüm vardı, ölüm vardı. Efendim Allah'ın kendilerini ondan kurtardığına şükretmeleri gerekirken sabırsızlık göstermeleri tabii doğru bir hareket olmadığından Musa aleyhisselam dedi ki اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذ۪ي هُوَ اَتْنَا بِالَّذ۪ي هُوَ الْخَيْرِ. Hayırlı olanı terk ederek daha aşağı olanı mı
değiştirmesini istiyorsunuz Allah'tan, onu mu istiyorsunuz? Yani diyelim ki bu sefer efendim bunları verse, soğan, sarımsak, sebze efendim ve efendim kabak, salatalık. Türkçe'de de bir söz var sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Hani bu iş kabak tadı verdi artık diye bir söz vardır. Ondan da bıkar. Yani insan sabrı olmayınca aynı cins yemek. Yani bu men ve selva iki çeşit. Bıldırcın ve kudret helvası. Burada saydıkları dört çeşit. Efendim, ondan da bıkar insan. İnsan olur. Çeşit ister. Yani bir zaman gelir acı ister. Acı biber arar. Bir zaman gelir tuzlu ister. Bir zaman gelir ekşi ister canı. Limon ister, erik ister. İnsanoğlunun nefsi, nefsinin arzularının, isteklerinin sonu yoktur. Halbuki onların hepsini istediği anda da bulmak kolay. Yani dilerse Cenab-ı Hak verir ama herkesin her zaman her istediği olmaz. Hatta biz düşünelim ki kendi çocuğumuzu bile terbiye ederken her şeyi istediği zaman kaşlarımızı çatarız. Bak, hem simit istiyorsun, hem şeker istiyorsun, hem kağıt helva istiyorsun, hem arkasından bütün satıcıların yanından geçerken ne satıyorlarsa hepsini istiyorsun. Vitrinlerde gördüğün her oyuncağı istiyorsun. Evde var, o oyuncaklarla oyna. Hepsini alma deriz. Yani aşırı istekler hoş karşılanmaz. İnsanoğlunun nefsine hakim olması lazım. Çünkü eğer nefsinin her arzu ettiğini verirse şımarır nefis ve o şımarıklığı da onu kötü noktaya götürür. Onun için İmam Gazali çocuklarınızı terbiye ederken diyor rahmetullahi, zengin bile olsanız arada çocuklara kuru ekmek veriniz veya biraz aç bırakınız da bu hallerde öğrensinler, yemeğin kıymetini bilsinler. Yorulan insan yatağın kıymetini bilir ama hep yatakta yatan insan da uf benim ağrıdı, efendim butlarım acıdı, sırtıma ağrı girdi, kalksam biraz gelsem der. Yani yorulan insan yatmak ister, çok yatan da yatmaktan yorulur. Onun için o kadar badireden geçtikten sonra çok şükür yarabbi canımızı hayatımızı kurtardın demeyip böyle yeni istekler ileri sürüp bir de sabırsız olduklarını, sabredemeyeceğiz artık ben nasbire, yani istikbale doğru sabredemeyeceklerini, tahammül edemeyeceklerini söylüyorlar. Halbuki din, özellikle iyi kulluk sabırla yürür. Dinin yarısı sabırdır. Yarısı sabırdır. Ne demek? Büyük ölçüde sabır duygusuyla insanın dindarlığı gider. Allah'ın rızası öyle kazanılır. Efendim, yarısı da şükürdür. Yine verilen nimetlerin kıymetini bilince Allah sever. Bak ya Rabbi, şu kardeşime vermediğin bunca nimeti bana vermişsin. Ona da ver ya Rabbi, ama bana verdiklerine de çok şükürler olsun demek güzel. Çok teşekkür edince, şükran duygusunu hatırlayınca, Rabbinin kendisine verdiği nimetleri bilince Allah nimeti arttırır. Nimetin kadrini bilmeyen, küfran-ı nimette bulunan elinden de mevcut nimetini çeker alın. Sen bunun kıymetini bilmeden alayım da bir gör efendim diye terbiye eder Cenab-ı Hak. Onun için müminin ne yapması lazım? Nimete şükretmesi lazım. Allah'a şükran duygularıyla dolu olması lazım. Başına da bir şeyler geldiği zaman bazı zamanda efendim sabretmesi lazım. Sabır da sevap, şükür de sevap. Sabırsızlık da fena, şükürsüzlük de fena. Şimdi burada anlaşılıyor ki len nasbire sabretmeyeceğiz. Sabırsızlık gösteriyorlar, fena bir iş yapıyorlar. Ondan sonra da Allah'ın verdiği nimete şükretmeyip başka nimet istemek var ya işte, aç değilsin, açık değilsin. Bugün dünyada efendim 20. yüzyılda yaşadığımız halde nice aç millet var. Aç, yağmur yağmıyor, susuz, kurak, efendim kuraklıktan bitkiler bitmiyor, hayvanlar ölüyor, efendim çocuklar hasta oluyor. Yani hem şükretmek lazım verilen nimete, hem de efendim olmayana da bir mahrumiyet olduğu zaman da sabretmek lazım. Ondan dolayı Musa Aleyhisselam onları azarladı. Yani sonra Cenab-ı Hak aceleciliği sevmiyor. Acele şeytandandır. Yani sabredince sonra dua ettiği zaman mesela Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi
dua ettim, dua ettim de hani Allah dualara icabet edermiş, bak benim istediğim olmadı. Sabret, yani bir kabulünün bir hikmetli zamanı vardır. Zamanı gelince verecek Cenab-ı Hak, sen niye öyle hemen acele ediyorsun? Sonra Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, rızkınızın helalden gelmesine dikkat ediniz. Efendim, helalden rızk isteyiniz. Rızık gecikti diye düşünerek harama sapmayınız. Yani gecikti bak, gelmiyor, vermiyor filan diye insan çalma çakma tarafına sapmamalı. Efendim, hasılı sabretmeli. Evet, olabilir. Bazen insanın bir müddet böyle verilenlere, verilenle iktifa etmesi gerekir. O hallerde geçer. Bir zaman gelir, öteki güzel hallere de erişir. Mısır'dayken belki bıldırcın etini hiç kovamıyorlardı. Böyle aşağı olan, daha aşağı olan şeyleri mi istiyorsunuz elinizdeki güzel nimetlerin karşılığı, onu vererek onlarla mı değiştirmek istiyorsunuz diye azarladı. Ve dedi ki, tehdit yolu herhalde, öyleyse ihbetu Mısır'an. Mısır'an, efendim, Mısır kelimesi Arapça'da özel isimde olur, cins isimde olur. Özel isim olduğu zaman Mısır gayrimünsarif olur. Sonunda elif almaz, temin almaz. O zaman şu bizim İcipt dediğimiz, efendim, Akdeniz'in güneyinde ortasından Nil'in attığı, bir kenarında Kızıldeniz'in yer aldığı ülke demek. Mısır. Efendim. O zaman gayrimüşerif olur. Üdhülü Mısır'a inşallahu aminin. Şeyin, Yusuf Aleyhisselam'ın babasına ve kardeşlerine söylediği cümlede o manasıyla geçiyor. Eğer cins isim ise Mısır'an, yani temin almış, üstün temin almış, bu da cümledeki yerine göre, o zaman herhangi bir şehir, herhangi bir belde demek olabilir. Bunun çoğulu emsal gelir. Mısır, emsal. Ne demek? Ülke, belde, beldeler, ülkeler demek. İhbetü Mısır'an, o zaman bir beldeye gidin madem böyle istediğiniz hepsi var manasına, efendim, bir kasabaya, bir beldeye gidin bakalım. Feynelekün maseertün. O vakit istediğiniz şeyler sizin olur. Orada vardır. Gidin şehre dedi. Bu herhangi bir beldeye gidin demek olabilir. Halbuki beldeler o zaman düşmanların elindeydi. Yani oralarda idiniz zaten. Düşmanlardan kaçıp da gelmediniz mi bu çöle demek olabilir. Bir de Mısır kelimesinin böyle teminli olmasına rağmen alimler arasında, efendim, bu görüşte var. İcipt manası, o belde, maruf belde manasına gelme ihtimali var. O zaman da yani hadi bakalım, o zaman bu kadar şeyleri istiyorsanız o işkence çektiğiniz, ölümü tattığınız Mısır'a geldin madem bu kadar istiyorsunuz manasına gelebilir. Her ikisinde de bir azarlama var. Sabırsızlıklarından dolayı hoşnut olmamış Musa Aleyhisselam onların bu şeyinden dolayı. Ondan sonra ve durbet aleyhimu zilletü vel meskenetü. Efendim, bu tavırlarından dolayı durbet aleyhimu zilletü. Zillet ve meskenet onların üzerine yapıştırıldı. Efendim, kuruldu, vuruldu deniliyor. Yani zillet ve meskenet damgası onların üstüne basıldı. Hakarete maruz, efendim, bir duruma düştüler. Efendim, başka milletlerin idaresi altında onlara cizye, ağır vergiler verme durumuna düştüler bir rivayete göre. Fakr-ı zarurete düştüler. Çünkü nimet kadri bilinmeyince ilahi kaide böyle elden alınıyor. Kadri bilinmeyen nimet alın. O zaman fakr-ı zarurete düştüler. Ve ba'u bi gadabim minallah, efendim, ba'e bi harfi ceriyle bir şeye gelip varmak, efendim, manasına geliyor. Allah'tan bir gazaba avdet ettiler. Yani iyi halden bu hale maruz kaldılar. Allah'ın gazabına, efendim, muhatap hale geldiler.
müstahak oldular. Efendim, şirketleri, devletleri gitti, toplumları perişan oldu. Ondan sonra Fatiha suresinde hani Yahudilerden bahsediliyor diyor Peygamber Efendimiz. Mağdubi aleyhim, kendilerine gazap edilen veba'u bi gazabim minallah. Mağdubi aleyhim, işte orada aynı kelime geçmiş oluyor. Allah'ın gazap ettiği insanlar haline gelir. Edepsizliklerinden, sabırsızlıklarından dolayı. Efendim, bu nedendi? Zalike bi ennehum, çünkü onlar kânû yekfurûne bi âyâtillâh. Allah'ın bu kadar açık seçik ayetlerine efendim rağmen efendim imana, insana gelmiyorlar. Bu ayetleri görmüyorlar. Bu ayetlere karşı kafir oluyorlar. Kafirlik ediyorlardı gene. Yani şöyle bir teslim olup iyi bir müminlik göstermiyorlardı. Allah'ın gerek kevni ayet denilen böyle mucizeler, olağanüstü iltifatlar, ikramlar, olaylarla efendim insaflarını tapınmaları gerektiğinden ya da efendim Tevrat'ta tabii Musa Aleyhisselam'a indirilen ayetlerde ondan ibret alacaklar. Nice nice hükümler var. Onları yapmadıklarından idi diye izah ediyor Cenab-ı Hak onların gazaba için uğradıklarını. Tabii bu bir ibrettir. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar Allah'ın gazabına her zaman, her yerde uğrar. Her millette uğrar. O halde Allah'ın ayetlerini efendim ibret gözüyle incelemek, ibret almak, ona göre efendim hareketini Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı şekilde döndürmek lazım. Daha başka şeyler de yapmışlar o devrin efendim bu böyle ayetleri anlamaz, insafa gelmez insanları ve yaktulûnen nebiyyine bi gayril hak. Haksız yere peygamberleri öldürmüşler. Öldürüyorlardı. Neden bu hal başlarına geldi? Niye gazabı ilahiye uğradılar? Zillete, meskenete düşer oldular. Çünkü peygamberlerini haksız yere öldürüyorlardı. Öldürdükleri peygamberler bazılarını, isimlerini bileceksiniz. Mesela Zekeriya aleyhisselam öldürmüşler. Yahya aleyhisselamı yani şehit ettiler, öldürmüşler. Şa'ya isimli efendim peygamberi öldürmüşler. Bir yerde okudum, hangi kitaptaysa gözüm bu tefsiri bir şey yaparken Şuayb aleyhisselamı da öldürdüler diyor ki herhalde bu Şa'ya'yı şu ayıp sanmalarından olsa gerek, yanlış tercümeden kaynaklanmış olabilir, yanlış görmekten. Şuayb aleyhisselam efendim Yusuf aleyhisselamın zamanındaki başka bir peygamber. Bu Şa'ya başka bir şey oluyor. Yusuf aleyhisselam dedim. Musa aleyhisselamın efendim Kenan Hilde gittiği zaman efendim koyunları sürüyü sulayıp efendim kızlarından biriyle evlendiği bir peygamber. O değil. Şaya şey yapılmış. Onu da düzeltmiş olalım. Yani Allah'ın tabi herhangi bir kulunu öldürmek zaten bir gayril hak, yani hak etmemişken. Nasıl hak eder? Başkasını öldürür. O zaman sen onu niye öldürdün diye cezalandırılır. Yani haksız yere zaten birisini öldürmek fena iken bir de peygamber öldürmek. Yani Allah'ın en mübarek kulunu hem de hakkı söyleyen, insanlara hakikate çağıran peygamberi öldürmek çok büyük bir vahşet, çok büyük bir sapıklık, çok büyük bir suç. En günahın en büyükleri. Öldürmüşler. Yaktulûnen nebiyyine bi gayril hak. Onların tarihlerinde var. Bu peygamberlerin hayatları okunursa yaptıkları, nasıl haksızlıkla bu işleri yaptıkları görülür. Onları şehit etmişler. Şehit etmiş olduklarından bu sonuca uğruyorlar. Cezaya uğruyorlar. Zalike bima asal ve kânû ya'tedûn. Çünkü bunlar isyan ediyorlardı. İsyan ettiklerinden idi. Efendim ve kânû ya'tedûn,
haddi tecavüz ediyorlardı, sınırı aşıyorlardı. Yani yapılmaması gereken işi yapıyorlardı, taşkınlık gösteriyorlardı. Efendim, çizgiden öteye geçiyorlardı. Efendim, böylece o cezaların, onların cezası olarak Cenab-ı Hak kimseye zulmetmiyor, fakat insanlar çok zulmediyorlar. İnsanların zulmü çok fazla. Yani şöyle bir insaf ile tarih incelenirse, günümüz incelenirse, dinler tarihi, peygamberler tarihi incelenirse, bu insanların çok acayip mahluklar olduğu görülüyor. Çok zalim oldukları görülüyor. Çok gaddar, hunhar oldukları görülüyor. Allah zalimlerin şerrinden korusun cümlemizi, zalimlere fırsat vermesin. Ve efendim, etkilerden de ibret alsınlar. İnsanlar bir daha Allah'ın yine gazabına uğramamak, efendim yine efendim zillete, meskenete düşer olmamak için eski milletlerin başına gelenlerden şimdikiler ibret alsınlar da bu yanlışlıkları yapmasınlar. Ama nedense tabii biz bunları söylüyoruz. Dinleyen zaten iyi olan insanlar dinliyor. Asıl dinlemesi gereken zalimler dinlemiyor. Böyle konular oldu mu kapatıyorlar, dinlemiyorlar. Dinlemeyince de aynı hatalar tekrar ediliyor. Hani rahmetli efendim Mehmet Akif Ersoy bir manzumesinde diyor ki, tarihten adam ibret alırmış. Ne masal şey. Yani tarihten ibret almak istiyor. Masal, hikaye olmaz böyle şey. Bunca efendim kısa yarım hisse mi verdi? Efendim tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür meyve. İkinci müsahibiye biraz hatırlayamadım. Üçüncü, dördüncüsü böyle. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hani tarih tekerrürden ibaret. Niye tekerrür etmiş? İbret alınsaydı tekerrür etmeyecekti. İşte milletlerin yükselmesi neden oluyor. Duraklaması neden oluyor. Çökmesi neden oluyor. Ahlak gidince, aşk, şevk, edep, ahlak gidince çöküyor. Aşk, şevk olduğu zaman, birlik, beraberlik olduğu zaman başarı oluyor. İşte bundan ibret alması lazım. Hele bizim şimdi 20. yüzyılda çok ibret almamız lazım. Ülkemizin haline bakın. Başka ülkelerin haline bakın. Başka ülkelerin başarılarına bakın. Efendim, o ülkelerdeki düzene bakın. İnsan haklarına bakın. Anlayışa bakın. Sonra çevrenizdeki başka efendim Orta Doğu ülkelerine bakın. Çeşit çeşit efendim milletler. Hiç ibret yok ortada. Yani hatalar devam edip duruyor. Efendim, iyiler örnek alınmıyor. İyilere bakarak ötekilerin de kendilerini düzeltmesi gerekirken maalesef böyle şeyler yapılmıyor. Allah-u Teala Hazretleri iyilere kuvvet versin. Efendim, kötüleri de şöyle kenara çeksin. İyilerin sözü hakim olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh söylemiş bir münasebetle, İlallahi eşkü da'fel emini ve hıyanetel kavi. Yani güvenilir iyi insanın, emniyetli insanın zayıf olmasından ve kuvvetli insanın da hainlik etmesinden ne yapayım artık, başka çarem yok, Allah'a sığınırım. Allah korusun, böyle bir durumu yapmasın diyor. Yani kavi hain olursa çok fena. Efendim, güvenilir insan da efendim zayıf olursa o da bir felaket. Allah iyilere kuvvet versin. Kötüleri de dizginlesin, frenlesin, ıslah etsin. Efendim, tarihten ibret alınsın, çevreden örnek alınsın. Efendim, 20. yüzyılda insanlar insanlıklarını bilsinler, insanca yaşasınlar. Dünyayı birbirlerine efendim zehir, cehennem etmesinler. Efendim, huzur içinde yaşarken şu Balkanlarda bakın, aziz izleyiciler ve dinleyiciler,
İşte bir arada yaşarken, aynı şehirde yaşarken komşularımız bize saldırdı diyorlar, Bosna'daki kardeşlerimiz. Kosova'da da öyle, şeyde de öyle, başka yerlerde. Allah ondan sonra da işte başlarına başka felaketler veriyor. Ama ibret alması, bunlar ondan gözleri kör, kalpleri mühürlenmiş olduğu için bunlardan ibret almıyorlar. Kim bilir ne biçim yorumlarla yorumluyorlar. Evet, kânü yaktırgûne nebiyyine bi gayril hak. Buradaki nebi kelimesini hatırlatalım. Nebe'e, efendim, nebe haber demek. Hatta Amme suresinin bir adı da Nebe suresidir. Amme yetesâ elûn anin nebe il azim, nebe kelimesi, haber kelimesi orada geçtiği için. Efendim, ona Nebe suresi de derler, Amme suresi de derler. Bu kökten nebi fa'il vezinde sıfatı müşebbihe veyahut efendim fa'il vezinde şey, mübalağa sigası da olabiliyor. Haber getiren veya çok haber getiren manasına gelir. Tabi tam doğru telaffuzu nasıl olacaktı? Nebi diye hemzeli olacaktı. Fakat hemze ya harfine, ye harfine dönüyor. Ya kalp oluyor derler Araplar. Ye şeddeleniyor. Nebi gün diye. Tabi nebi gün diye de kıraat var. Kur'an-ı Kerim kıraatleri içinde. Nebi haber getiren demek. Farsçası da peygam haber demek. Peygamber berde bürden maslarından gelme bir kök. Peygamber haber getiren demek. Nebi kelimesinin şeyi oluyor. Farsçası oluyor. Türkçe'de yalavaç diyorlar efendim. Çünkü Allah Teala Hazretlerinin emirlerini, haberlerini insanlara duyuruyor bu mübarek kullar, salih kullar. Efendim, vazifeli kullar, Allah'ın seçtiği kullar. Bu peygamberlik kesbi değil, yani çalışmakla, efendim, diploma almakla elde edilecek bir şey değil. Cenab-ı Hak peygamberlerini seçiyor. Efendim, peygamberlerin içinden de en seçkini Peygamber Efendimiz'i seçmiş. Efendim, muhtar sıfatı var. Efendim, Mustafa, Müçteba sıfatları var. Bunlar o seçme manasını gösteriyor. Bu seçkin kullar Allah'ın emirlerini alabilip, efendim, meleklerden Allah'ın vahiyiyle, efendim, bildirmesiyle öğrenip, yükümlü olup, vazifeli olup insanlara anlatıyorlar. Türkçe'de güzel bir söz vardır. Türk örfünde, töresinde, mertliğinde elçiye zeval yok derler. Yani elçi haberi getiriyor karşı taraftan. Onun için bir elçiye bir şey yapılmaz. Eğer elçi gönderilen insanlar alçaksa, uluslararası terbiyeden mahrumsa, o zaman elçiyi öldürürler. Halbuki elçinin bir şeyi yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'a davet etmek için Sasani İmparatoruna ashabtan bir zatı vazifeli gönderdi. Orayı biliyor, o dinden anlıyor diye. Efendim, onları İslam'a davet etti, Kur'an'a davet etti. Efendim, aya, güneşe, aydınlığa, karanlığa, yezdana, ehrimene, efendim, iyilik tanrısı, zulmet tanrısı, kötülük tanrısı, efendim, aydınlık tanrısı gibi safsatalara, dualizme, teneviyeye, efendim, sapmamalarını ikaz için Peygamber Efendimiz'in mektubunu parça parça yırttı, alçak, efendim, ve elçisini öldürdü. Peygamber Efendimiz bunu Medine-i Münevvere'den Allah-u Teala Hazretlerinin bildirmesiyle, bir kuvvet nuruyla, efendim, peygamberane görüşle gördü. Dedi ki, elçimizi öldürdü hain, benim mektubumu parçaladı, mektubumu parça parça ettiği gibi Allah da onun ülkesini parça parça parçalasın, efendim, saltanatını, devletini mahvetsin, efendim, onu, efendim, elçini öldürdüğü gibi Allah da onu kahretsin diye mukabele, yani suçun cezası suça uygundur. Öyle ceza olmasını talep edince, verilmesini talep edince Cenab-ı Hak yakın zamanda oğlu tarafından öldürtüldü. Hayatı sona erdi o Peygamber Efendimiz'in elçisini öldüren kişinin. Memleketi de İslam ordusu tarafından fethedilip devleti parça parça parçalandı, saltanatı kalmadı. Efendim, peygamberlere tabi saygı göstermesi lazım insanlara. Doğru sözü söyleyene de saygı göstermesi lazım. Küçük de olsa, büyük de olsa, rütbeli de olsa, rütbesiz de olsa doğru söyleyene saygı göstermek lazım. Nebi
kelimesinin çoğulu enbiya da gelir. Peygamberler demek. Nebiyyin de gelir. Peygamber Efendimiz'in sıfatlarından birisi Kur'an-ı Kerim'de tescil edilmiş sıfatıdır ki Hademin Nebiyyin'dir Peygamber Efendimiz. Peygamberlerin sonuncusudur. Kur'an-ı Kerim'e sahip. Burada mugalata edip safsada ileri sürmeye lüzum yok. Peygamberlerin sonuncusudur da Resullerin sonuncusu değil midir? Resullerin de sonuncusudur. Hademi Resul'dür aynı zamanda Peygamber Efendimiz. Ve kendisi çok açık seçik bir biçimde, şekilde açıkça kendisinden başka La Nebiyye Ba'di benden sonra bir peygamber gelecektir. Artık kıyamete kadar benim şeriatim harf olacaktır diye buyurmuştur. Onun için sonra peygamberlik davasıyla ortaya çıkanlar, ben Allah'tan haber alıyorum, ben de peygamberim diyenlerin hepsi efendim boş iddiadır, yalandır ve büyük bir suçtur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyurmuş ki eski peygamberlerden hiçbir peygamber yoktur ki Deccal'in çıkacağını ümmetine bildirmesin. Deccal'den efendim nikahat kız olmalarını ikaz etmesin. Her peygamber aman Deccal çıkarsa gözünüzü açın Deccal'ın aldatmalarına kanmayın buyurmuştur. Ben de sizi ikaz ediyorum. Deccal çıkacaktır muhakkak. Efendim onun vasıfları şöyledir, böyledir. Ama asıl Deccal çıkmazdan önce efendim ümmetin içinden yalancılar çıkacaktır. Bir de Deccal bozuntuları gelecektir. 30'a yakın veya daha fazla. Bunlardan 4 tanesi de kadın olacaktır. Halbuki benden sonra peygamber gelmeyecek. Bunların sözleri hepsi yani şeydir, efendim, hilaf-ı hakikattir, yalandır diye bildiriyor. Ama millet ne Deccal'ın haberinden haberi kaldı, efendim, ne de efendim dinin aslından, esasından haberi var bir pek çok kimsenin. Efendim Kur'an'ı okumuyorlar. Hadis-i şeriflere sımsıkı sarılmak lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en güzel tefsiri hadis-i şeriflerle oluşan efendim manzaradır. Hadis-i şerifler teferruatı bildirdiği için hiç kaçamak noktası bırakmaz. Hiç açık kapı efendim delik delik bırakmaz. Her şeyi tam tamir eder, tam anlatır. Onun için hadis-i şerif Müslümanlığı sahabe Müslümanlığıdır. Hadisleri okuyan kurtulur. Hadis-i şerifi hiçe sayan, arkaya atan, hadis-i şerife yan bakan, hadis-i şerif gerekmez, sana Kur'an yeter diyen efendim fitnelere uğrar, Deccal'in fitnesine de uğrar, aldanır, yanılır, sapıtır, şaşırır. Başkasını da sapıttırır, şaşırtırır. Böyle şeylerden haberdar olmayan milletler de yanlış inançlara düşerler, yanlış insanların peşinden koşarlar, efendim şeytanın oyununa düşerler, akıbetlerini mahvederler, ahiretlerini mahvederler, akıbetleri hüsran olur, sonra cehennemde ebediyen yanarlar. Yanılmasın diye, bu durumlara düşünmesin diye Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde çok ikaz etmiş. Ama işte eskiden beri insanların içindeki zalimler böyle mübarek peygamberleri de öldüre gelmişler. Efendim nice nice salih insanlar da halen nice ülkelerde hapislere atıp efendim öldüren şeyler, sözde İslam ülkeleri efendim duyuyoruz, görüyoruz. İşte Mısır, işte efendim daha başka efendim komşu ülkeler, Irak vesaire nice nice zulümler şey yapıyoruz. Allah Teala Hazretleri bizi zulmetmekten korusun. Kendimiz zalim olma durumuna düşmeyelim. Zulme uğramaktan da korusun. Cahillerle iş yapmaktan korusun. Cahillerle muameleye maruz kalmaktan korusun. Ayağımızın kaymasından, yanlış yollara gitmesinden korusun. Efendim, kendimizin dalalete düşmemizden korusun. Başkalarını dalalete düşürmekten, başkaları tarafından kandırılmaktan korusun. Ayağımızı sağlam yere basalım. Sırat-ı müstakimde sapasağlam dosdoğru yürüyelim. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yaşayalım. Kur'an Müslümanı olalım. Kur'an-ı Kerim Müslümanı. Efendim zamane Müslümanı değil, sahabe Müslümanı olalım. Asr-ı saadet Müslümanı olalım. Ehli efendim sünnet olalım. Ehli hadis olalım. Hadis-i şeriflere göre
yaşayalım. Hadis-i şeriflerin bize verdiği altın gibi, cevher gibi bilgilerden istifade ederek münakaşaların kesin sonuçlarını efendim şey yapıp bulup doğru yolda yürüyelim. Efendim şaşıranın, şaşırtmak isteyenin gayretleri bize zarar vermesin. Cenab-ı Hak bizi özgürlüğümüzü kıyamete kadar bizden gelen nesilleri sırat-ı müstakimde yürütsün. Hakkı tutan, hakkı destekleyen, dini mübini İslam'a en güzel tarzda hizmet edenlerden eylesin. Kur'an'ı sevmeyi nasip etsin. Peygamber Efendimiz'i candan sevip, sünnetine sımsıkı sarılıp ümmetine en güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Böylece cennetini, cemalini nasip eylesin. Rıdvan-ı Ekber'le cümlenizi, cümlemizi vasıf eylesin. Aziz ve sevgili efendim, izleyiciler ve dinleyiciler, inşallah önümüzdeki hafta 62. ayet-i kerimeyi ve devamını anlatırız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.